Sıradaki dersimizin ismi Yüreğinizi güçlendirin. Yani yeni bir konuya giriş yapıyoruz. Diyelim ki yüreğimizi özgürleştirdik. Evet, bu bir süreç ama diyelim ki başardık. Bazı adımlar atmadıkça yüreğiniz özgür kalmayacak. Pasif olamazsınız. Artık suçluluktan, sertlikten, anksiyeteden kurtuldunuz. Yüreğiniz her ne kadar Rabbin ardından gidebilecek özgürlüğe sahip olmuş olsa da, onu güçlendirmeniz gerekiyor. Ve bunu yapabilmenizin iki yöntemi vardır. Birinci yöntem, onu özenle korumanız. İkinci yöntem, devamlı bir şekilde beslemenizdir. Şimdi özenle nasıl koruyabileceğimizi konuşalım. İbraniler 13:9 diyor ki, yüreğin yiyeceklerle değil, Tanrı lütfuyla güçlenmesi iyidir. Yüreğinizi Tanrı'nın lütfuyla güçlendirebilirsiniz. Tanrı lütfunu göstermeye hazır bir şekilde bekliyor. Onu almak ise bizim sorumluluğumuzdur. Bizim Tanrı ile işbirliği yapmamız gerekiyor. Eğer yüreğimi özenle koruyacaksam, öncelikle şunu bilmem gerekiyor. Her şeyden önce yüreğini koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Yüreğini koru. Neden? Çünkü yaşam. Çünkü her şey ondan kaynaklanır. Süleyman diyor ki, oğlum, dinle ve bilge ol. Yüreğini doğru yolda tut. Çünkü yüreğimiz yanlış yöne gitmeye meyilli. Yüreğini koru, çünkü her zaman saldırı altında. Size bu zamana kadar birçok şey anlattım. Ve bu zamandan sonra da birçok şey anlatacağım. Size anlattığım her şeyi unutabilirsiniz. Ama bunu asla unutmayın. Her şeyden önce de yüreğini koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Duygularınızın, davranışlarınızın, ilişkilerinizin kaynağı odur. Rabbin sözü bize yüreğimizi korumamızı söylüyor. Sonra dudağımızdan, ayağımızdan ve gözümüzden bahsediyor. Ama bunların hepsi yüreği takip eder. Yani eğer yüreğini korursan, dudağını, ayağını ve gözünü kontrol edebilirsin. Yani yüreğimizi özenle korumamız, onu öldürebilecek her şeyden onu uzak tutmamız gerekiyor. Yüreğimiz bir kaynak gibidir. Eğer o kaynakta sorun varsa, onunla temas eden her şey zarar görür. Bu yüzden o kaynağın temiz olduğundan, o kaynağın doğru olduğundan emin olmamız gerekiyor. Size daha önce de söyledim, bundan sonra da söyleyeceğim. Asıl konu davranışlarımız değildir. Öfkemiz, günahımız değildir. Asıl konu yüreğimizdir. Çünkü bunların hepsi yürekten kaynaklanır. Pornografi, zina, kıskançlık, kibir, bunlar yalnızca semptomlardır. Yüreğinizin hasta olduğunu gösterir. Her şeyden önce de yüreğini koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Kaynağa inmeniz gerekiyor. Markos 7. bölümde İsa ne söylüyordu? Sayabileceğiniz bütün günahlar, işlenen bütün suçlar insanın yüreğinden kaynaklanır. Her şeyden önce de yüreğini koru. Yüreğimizi suçlu olduğu için değil, yaşam ondan kaynaklandığı için koruyoruz. Yüreğimizi korumamız gereken birçok tehlike vardır. Bu derste sizlere yüreğinizi nelerden korumanız gerektiğini anlatacağım. Size yüreğinizi nelerden korumanız gerektiğini anlatmamın sebebi, İsa Mesih'in yeni antlaşmada bu tehlikelerden bahsetmiş olmasıdır. Eğer yüreğinizi özellikle nelerden korumanız gerektiğini bilirseniz, bu tehlikeler karşınıza çıktığında anlayabilirsiniz. Bunları bilin ve yüreğinizi bunlardan koruyun. Size bunları İsa'nın sözleri aracılığıyla açıklayacağım. İsa Mesih, yüreğimizi yanlış öğretilerden korumamızı söylüyor.
Matta 16. bölüm 6. ayet. İsa onlara, dikkatli olun, Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının dedi. Dikkatli olun, Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının. Peki onların yanlış öğretileri nelerdi? Onlar kuralcıydılar. Yasaya ve geleneklere uyacaksınız diye öğretiyorlardı. Çünkü onlar için dış görüntü daha önemliydi. Dua ederken ellerin nasıl olması gerektiğine bile karışıyorlardı. Dini ritüeller çok önemliydi. Günümüzde dahi bu şekilde kuralcı olan kiliseler var. İyi bir Hristiyan olmak için bunları yapmayacaksınız diye liste asıyorlar. Ama bu listedekiler yürekle ilgili değil de dış görüntüyle ilgili. Ama İsa her şeyin yürekten kaynaklandığını söyledi. İnsanlara kurallar yükleyip onları uygulamalarını bekliyorlar. İbadetin dışarıdan kendini güzel göstermek olduğunu düşünüyorlar. Ellerinde bir yapılacaklar listesi var. Onlara uyuyorsanız iyi Hristiyansınız. Ama insan dış görünüşe, Tanrı ise yüreğe bakar. Sizin ruhunuzla ilgilenmeye, sizi yalnızca belirli kurallara tabi tutmak isteyen insanlardan sakının. Peki Sadukiler ne yapıyorlardı? Sadukiler liberaldiler. Dirilişe inanmıyorlardı. Meleklere inanmıyorlardı. Günümüzde bile hala liberal insanlar var. Kutsal yazıların yetkisini, İsa Mesih'in tanrısallığını, bakireden doğmuş olmasını kabul etmiyorlar. Bunlar kutsal kitabın en temel gerçekleridir. Onların otoritesi Rabbin sözü değil. Onların otoriteleri yalnızca kendileri ya da kiliseleri. Liberalizmden sakının. Sizi Rabbin sözünün gerçeklerinden uzaklaştırmaya çalışan her şeyden sakının. Gardınızı alın. Kuralcı olmak da, Tanrı'nın otoritesinden kayıp gitmek de gerçekten çok kolaydır. Kendinizi insanların düşüncesinde, insanların yetkisinden koruyun. Ben bunlardan biri miyim diye yüreğinizi kontrol edin. İsa Mesih'in sakınmamızı istediği ikinci konu ise açgözlülüktür. Luka 12. bölüm 15. ayet. Her türlü açgözlülükten sakının. Luka 12. bölüm 15'ten 21'e kadar okuyabilirsiniz. İnsanlar sürekli olarak daha fazlasını istiyorlar. Asla yetmiyor. İnsanlar dünyanın hangi bölgesinde olurlarsa olsunlar, bir şey yaptıklarında ya da bir şeye sahip olduklarında tatmin olacaklarını düşünüyorlar. Ama ona sahip olduklarında daha fazlasını istiyorlar. Bu Hristiyanların bile içerisine düştüğü bir tuzaktır. Daha fazlasını istiyorum. Daha fazlasına ihtiyacım var. Daha fazla param olsun. Daha büyük bir evim olsun. Böyle bir sürecin içerisinde uğraşıp dururken, Tanrı ile olan ilişkilerini mahvediyorlar. Sağlıklarını, ailelerini mahvediyorlar. O yüzden yüreğinizde ne olduğuna iyice bakmanız gerekiyor. Ne kadar fazlasına sahip olursam o kadar iyi olur düşüncesiyle mi yaşıyorsunuz? İsa bunun bir yıkım olduğunu söylüyor. Her şeyden önce de yüreğinizi koruyun. İçerisinde ne olduğuna bakın. Açgözlülük mü var? Sürekli daha fazlasını mı istiyorsunuz? İhtiyacınızdan daha fazlasını, ihtiyacınızdan daha büyüğünü mü istiyorsunuz? Bu sizi tamamen parçalayacak olan bir tuzaktır. Her türlü açgözlülükten sakının. Eğer korumazsanız, neye sahip olursanız olun sürekli daha fazlasını isteyeceksiniz. Asla yetmeyecek. Üçüncüsü, İsa diyor ki, çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türeyecek. Bunlar belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları saptıracaklar. Ama siz dikkatli olun. Yüreğimiz çok kolay bir şekilde aldanıyor. Paulus 2. Korintliler'de şöyle diyor. Ne var ki, yılanın Havva'yı kurnazlığıyla aldatması gibi, düşüncelerinizin Mesih'e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum.
Sahte Mesihler, sahte peygamberler çıkıp buna inanın, şuna inanın diyorlar. İnsanlar da bu dünyada yeni bir şeyler aradıkları için hemen inanıyorlar. Mesih'e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılıyorlar. İnsanlar Rabbin sözünde hiç olmayan öğretiler anlatıyorlar. Birbirleriyle alakalı olmayan ayetleri birleştirip, Tanrı bizden bunu istiyor diyorlar. Eğer ayeti bağlamının dışında kullanırsanız, Tanrı'nın olmadığını bile öğretebilirsiniz. Mezmurlar 14:1'de şöyle yazıyor. Akılsız içinden Tanrı yok der. Bu yüzden aldatmalara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Duyduğunuz her şeyi Rabbin sözünün süzgecinden geçirin. Kutsal kitabı her gün okuyun. Her gün araştırın. Yapılanlar, söylenenler Tanrı'nın sözüne uygun mu diye bakın. Eğer değilse reddedin. Eğer reddetmezseniz sahtekarlar tarafından aldatılabilirsiniz. İsa diyor ki, dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Bizi ruhsal tembelliğe karşı uyarıyor. Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü İsa'nın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Tembelleşmeyin. Sanki yarın hiç gelmeyecekmiş gibi yaşamayın. Büyük resme odaklanarak, gelecekte sizi nelerin beklediğine odaklanarak yaşayın. Hayatın ne kadar kısa ve belirsiz olduğunun farkında olarak yaşayın. Ve dikkat edin, uyanık olun, tembel olmayın. O anın ne zaman geleceğini, İsa'nın ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ne zaman öleceğinizi bilmiyorsunuz. İsa bu dünyaya geldiğinde hazır olun. Onunla paylaşlık içerisinde ve dua ederek yaşayın. Bir diğeri, İsa diyor ki, kendinize dikkat edin. Yüreğiniz sefahat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Yıkıcı eylemler ve tutumlar sergilemekten kaçının. Sefahatin, sarhoşluğun, bu yaşamın kaygılarının hayatınıza girmesine izin vermeyin. Onlar hayatınıza girmesinler diye dikkatli olun. Peki hangi yıkıcı tutumlara sahip olabilirim? Olumsuz, yargılayıcı tutum mu sergiliyorum? Kendinize dikkat edin. Kendinize ve insanlara zarar veren bütün tutumlardan, bütün kaygılardan sakının. Tanrı'ya odaklanın ve yüreğinizi tüm bunlardan temiz tutun. Bu dersi izleyen sizlere tekrar söylüyorum. Size verdiğim listeye yeniden bakın. Yüreğinizi nelerden korumanız gerektiğine ve nelerden koruyamadığınıza bakın. Onların sizin hayatınızı nasıl etkilediğini düşünün. Hangilerinde zayıf olduğunuza, hangilerinde güçlenmeniz gerektiğine bakın. Ve Tanrı'nın lütfuyla onlarla mücadele edin. Yüreğinizi koruyun. Bu kulağa ne kadar olumsuz gelse de çok önemlidir. Süleyman'ın Özdeyişleri 4:23 diyor ki, her şeyden önce de yüreğini koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Yüreğinizin ne durumda olduğuna bakın. Yüreğiniz yanlış bir yolda gidiyorsa, onu hemen geri getirin. Tüm çabanızla, özenle yüreğinizi temiz tutun. Çünkü her şey yüreğinizden kaynaklanır. Eğer yüreğimi korumazsam, yanlış yolda giderse, ben de yanlış yolda giderim. Gözüm, dudağım, ayaklarım yanlış yolda gider. Lütfen gününüze bunu yaparak başlayın. Rabbin sözü aracılığıyla yüreklerinizi kontrol edin. Biri şöyle söylemişti. Yüreğinizi sevindirin. Mutlu bir yüreğe sahip olun. Yüreğinizde sorun varsa, onu düzeltin. Nasıl mutlu bir yüreğe sahip olabilirim? Onu mutsuz eden sorunu ortadan kaldırırım. Yüreğimi neyden korumam gerekiyor? Neyi itiraf etmem gerekiyor? Yüreğimden neyi çıkartmam gerekiyor? Beni rahatsız eden asıl sorun ne? Hangi davranışımı düzeltmem gerekiyor? Her sabah bunları sorgulayarak güne başlayın.
Tanrı'nın ruhunun yüreklerinizi doldurmasına izin verin. Yüreğinizdeki engelleri kaldırmasına, sizi paklamasına izin verin. Sizi Uluslararası Kutsal Kitap Öğrenme ve Müjde Paylaşma Projesi'ne katılmaya davet ediyoruz. Bu genişletilmiş Hristiyan eğitim fırsatlarının dünyanın her yerindeki insanlara sunulup sunulmayacağı hepimize bağlıdır. Dualarınıza ve maddi desteğinize çok ihtiyacımız var ve bunu takdir ediyoruz. Daha fazla bilgi için tvseminary.com'u ziyaret edin.